Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kanalımızda daha önce de Fifine markasının birçok farklı model mikrofonunu aynı zamanda oyuncu kulaklıklarını sizlerle birlikte incelemiştik. Ve Fifine markası ülkemizde ne kadar da böyle çok kişi tarafından bilinmiyor olsa da hem fiyat performans skalasında hem de üst kalite ürünler çıkarma konusunda gayet profesyonel markalardan bir tanesi. Özellikle marka mikrofon konusunda kendini çok geliştirmiş. Birçok farklı kategoride tabii ki ürün üretiyor. Misal yanındaki boom stand Hatta Fifine markasına ait. Bugün ise masamızın üzerinde incelenmek üzere Fifine K688 XLR destekli dinamik yayıncı ve YouTuber mikrofonu diye geçiyor. Bu mikrofonu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Zaten benim mikrofon incelemelerimi bilen arkadaşlar biliyor. Belli bir noktaya kadar kendi yaka mikrofonumla sesi veriyorum. Daha sonrasında kurulumu yaptıktan sonra direkt mikrofonun kendi sesine geçeceğim. Onun için cihazı açana kadar sabırla bekleyin arkadaşlar. Tabi sizi çok sabırsızlandırmayalım. Hemen yavaş yavaş kutu açılımına geçelim. Ben K688 modelini yaklaşık bir hafta civarındadır kullanıyorum. Aslında bana geleli bir ayı geçkin bir süre oldu. Yine tekrar değerlendirmelerimi yaptıktan sonra kutusuna yerleştirdim. Şimdi kutunun içerisinden öncelikle şöyle şu şekilde bir tane metal bacak çıkıyor. Eğer isterseniz bu metal örümcek bacağın üstüne mikrofonunuzu takıp kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bir adet mikrofonum çıkıyor. Mikrofonumu şöyle göstereyim öncelikle. Güzel kardiyoid bir yapıda. Üzerinde şöyle gördüğünüz gibi pop filtresi bulunuyor ve mikro mikrofonun şu noktasında bir bağlantı aparatı bulunuyor. İsterseniz örümcek bacağınızı alıp arkadaşlar buradaki aparata şöyle şu şekilde direkt vida gibi arkadaşlar getirip takıp böyle masanızın üzerine bırakıp bu şekilde masa üzerinde kullanabilirsiniz. İçerisinden şöyle bir poşet içerisinde 5 bölü 8 inç ARM girişine 3 bölü 8 ince düşüren bir tane vida çıkıyor. Bu vidayı eğer elinizde hazır bir boom stand varsa ve buradaki vida girişe büyük geliyorsa bunu 3.8'e çevirmeniz için şuradaki alt kısmına takıyorsunuz ve kendi boom standınıza takıp bu şekilde kullanabilirsiniz ve kutunun içerisinden son olarak klasik FiFine'ın bir ucu tip C, bir ucu tip A USB kablosu çıkıyor. Ben bu mikrofonu örümcek bacakla kullanmayacağım. Onun için şöyle kenara alıyorum. FiFine markasının BM63 isimli arm standı bulunuyor mikrofonlar için tasarlanmış. Şimdi bu mikrofonun şurada üstte bir aparatı vardı hatırlarsanız. Bunu vida girişinden şöyle söküyorum. Kutusunun içine koyalım kaybolmasın. Aslında arm standın uç noktasındaki de biraz öncekinin aynısıydı ama ben kendi üzerindekini kullanmak için arm standı söktüm ve gördüğünüz gibi arm standın kendi aparatını böyle buraya getirdim vidasını yerleştirdim ve maşasını sıktım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar arm standıma kolay bir şekilde montajını yaptım. Evet şimdi bunu ne yapmak gerekiyor? Ayarlamak gerekiyor. Şurada bir mandal var. Bunu şöyle çevirdim. Arm standımın boyunu şu şekilde ayarladım. Ters duracak şekilde. Misal şöyle şu şekilde güzel. Şunu hafif gevşetip şöyle mikrofonu ağzıma doğru yapayım. Şunu da şöyle yön verme açısından bu şekilde sıkarsam. Evet şu anda mikrofonum hazır. Hemen notbumu getirip USB kabloma bağlayıp ses artık bu tarafa geçsin ve anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar notebook dedik ama yan tarafımda bilgisayarım olduğunu unuttum. Bilgisayarıma montesini yaptım. En azından buradan monitörden sesimin kaydedip etmediğini en azından görüyorum. Evet K688 mikrofonu sizlerle birlikte montajını yaptık. Kutu içeriğine baktık. Şimdi en azından videonun bu noktasından sonra ses performansını duymuş olacaksınız. Öncelikle mikrofonu biz bize elit müzik gönderdi incelememiz için ve normalde bana gönderdiklerinde baya bir fiyat farkı vardı Akakçı ile ben dedim ki hani Akakçı bu mikrofonun fiyatı daha uygun onlar da videoya özel indirim yapacaklarına söz verdiler onların sitesine girdiğinde 4700 küsür TL bir fiyatı vardı Akakçı'ya girdiğim zaman da videoyu çektiğim bugün itibariyle 3950 TL fiyatı var elit müzik de sağ olsun bizi kırmadı videoya özel arkadaşlar kısa bir süre için az bir stokla 3622 TL'ye fiyatı fixed dediler. Şimdi arkadaşlar mikrofonun genel yapısına baktığımız zaman ön kısmında bir adet pop filter bulunuyor. Mikrofonun gövdesini görüyorsunuz ve etrafında dahili bir mikrofon tutacağı bulunuyor. Bu dahili mikrofon tutacağı ne işe yarıyor? Normal şartlarda ben masada ne hareket yaparsam yapayım seslerin normalde mikrofona yansıması gerekiyor. Masaya temasınızda ya da mikrofona ufak tefek temasınızda arkadaşlar sesin mümkün mertebe en aza inmesini sağlıyor. Bu sayede yayına böyle pat, küt, ıvır zıvır sesler gitmiyor. Dinamik kapsül tarzı bir yapısı var arkadaşlar. Sesinizi direkt ön kısımdan alıyor. Yani benim şu karşı noktada cadde var. Ofisim caddeye bakıyor. Araç sesleri vesaire ama benim sesimi ön kısımdan aldığı için o arkadaki sesleri otomatikman bertaraf edebiliyor ve yayında dışarıdan gelecek sesleri çok almayan bir mikrofon. Mikrofonun öz kısmında bir tane böyle mikrofonu anlık olarak kısıp açabileceğiniz bir dokunmatik buton bulunuyor. Evet gördüğünüz gibi tuşa bastığım anda yeşilden kırmızıya dönerek mikrofondaki sesleri otomatikman kapatabiliyor patıyor Misal Discord'da biriyle konuşuyorsunuzdur. Cart diye içeri bir anneniz girer bağıra çağıra. Karşınızdaki kişinin annenizin sesini duymasını istemiyorsunuzdur. Hemen basarsınız ve sesi anlık olarak kesebilirsiniz. Gayet güzel bir özellik. Böyle basmatik değil dokunmatik arkadaşlar. Yani parmağınızla şöyle ince de bile dokunsanız direkt alıyor. Mikrofonun kapsül yapısında başka herhangi bir buton bulunmuyor. Hem USB girişini hem XLR girişini bütün bağlantı çıkışlarını ve mikrofon kontrollerini arka kısma konumlandırmışlar. Arka çıkışlarına baktığımız zaman USB bağladığımız bir adet tipçe girişi görüyoruz. Normal bilgisayarınıza bu tipçe bağlantı girişi üzerinden direkt USB olarak bağlayabiliyorsunuz. Ben de şu anda o şekilde bağladım. Aynı zamanda profesyonel kayıt yapıyorsunuzdur. Şarkı söylüyorsunuzdur. Yanında bir podcast falan kaydediyorsunuzdur. Sesin daha profesyonel olması için bildiğiniz gibi farklı mikser cihazları, farklı kayıtçılar falan var. XLR desteği olan cihazlar var. Bu XLR desteği olan cihazlar için XLR çıkışı konumlandırmışlar. Ama içerisinden herhangi bir XLR kablo vesaire çıkmıyor maalesef ki eğer o tarz bir mikseriniz ya da kaydediciniz varsa suyu da siz kendiniz temin etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kaydettiğiniz şeyleri anlık dinlemeniz gerekiyor olabilir. Arka kısmına bir tane 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışı konumlandırmışlar. Bu kulaklık çıkışı sayesinde direkt konuştuğunuzu anlık olarak kulağınızdan duyabiliyorsunuz. Mikrofonun sesini ayarlayabilmeniz ve kulağınıza gelen kulaklık sesini ayarlayabilmeniz için arka tarafında iki tane tekerlek bulunuyor. Bahsetmiş olduğum gibi dinamik kardiyoid bir mikrofon. Ön tarafındaki pop filtre isterseniz çıkartabilirsiniz çıkartabiliyorsunuz ama böyle PCTK gibi böyle sert ünlü sesleri konuşurken özellikle böyle benim gibi Adanalıysanız bazı harflerin üstüne basarak konuşuyorsanız ses patlamalarını bu pop filtre bayağı bir önlüyor. Mikrofonun teknik özelliklerine baktığımız zaman bit derinliği örnekleme hızı noktasında 44.1 kHz ile 48 kHz arasında değişiklik gösteriyor. 70 Hz ile 15 kHz arasında frekans tepkisi bulunuyor. 75 desibel ile 130 desibel arasında değişen bir mikrofon oranı bulunuyor. -58 8 ile artı 3 desibel arasında duyarlılığa sahip. Kazanç aralığı noktasına baktığımız zaman da 0 desibelle 12 desibel arasında değişiyor. Yapı itibariyle de, de ortalama 1 kilo civarında bir ağırlığı bulunuyor. Bunun tabi etkisi metal kasasından dolayı mikrofonun teknik özellikleri ve performansı şu ana kadar beni tatmin etti. Yani kullandığım dönemde tatmin etti. Şu anki seslerimi de ben ufak tefek de olsa bir dinledim arkadaşlar. Gerçekten dışarıdaki cadde sesini mümkün mertebe almıyor. Mikrofonun karşısında konuşan kişinin özellikle sesine odaklanıyor. Yani nerede kullanabilirsiniz? Discord'da arkadaşlarınızla görüşürken, Valorant'ta misal oyun oynarken karşılıklı görüşmeler sırasında ve birçok farklı voice desteği olan uygulamada kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu mikrofonu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Android, iOS gibi farklı platformlarda da kullanabilirsiniz. Yani gün sonunda mikrofonu farklı platformlarda ve farklı kullanıcı kitlelerine hitap edebilen hem YouTuber bir yayıncı mikrofonu, hem podcast mikrofonu, hem eğer müzik falan kaydediyorsanız XLR desteği sayesinde profesyonel olarak müzik mikrofonu olarak da kullanabileceğiniz bir mikrofon. Mikrofonun sesini ben gerçekten çok beğendim. Kendi konuştuğum noktalarda sesle çok oynamayacağım. Sabahtan beri cadde üzerinden bir sürü otobüs, kamyon ne var ne yok. Geçtiler kornaya bastılar. En azından bu kayda yansıdı mı yansımadı mı onu da çok merak ediyorum. Size canlı canlı performansını göstermiş olalım. FIFA'nin K688 USB'li dinamik mikrofonunu sizler nasıl buldunuz? Aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer alacaksanız yine BM63'ün de linkini aşağı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Girip ona da bakabilirsiniz. Farklı alternatif modelleri de bulunuyor. İsterseniz onları da kontrol edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.